Evet, şu anda Tuzla'dayız. Malum seçim çalışmaları başladı. Seçimlere çok az da bir zaman kaldı. Biz de bundan sonra seçimlerde adayları konuşacağız. Projeleri neler neler yapacaklar, ilçelerinde, illerinde ya da mahallelerinde ne gibi sorunlar var, bunları değerlendireceğiz. Şu anda Halkların Demokratik Partisi Tuzla Belediye Başkan Eş Başkan adayı Hasan Özdemir bizimle birlikte. Hem biraz Tuzla'yı öğreneceğiz, hem biraz burada ne gibi problemler var, projelerde neler var, Hasan Bey'e hemen onu soracağız. Öncelikle sizden Tuzla'yı biraz öğrenebilir miyiz? Şimdi bizim Tuzla'nın Orhanlı, burası Meçit Mahallesi dediğimiz Meçit Mahallesi. Biz burada Orhanlı'da Meçit Mahallesi'ne başlamamızın sebebi mağdur edilen, burası yapılaşmasını ismah etmeyi düşünen ve havaalanı TOKİ ismah ediyor burayı. İnsanların fikirleri almadan, halkın değerlerini gözetmeden insanlara bir değer biçildi ve bu değer üzerine bu insanların evlerinde yok ediliyor ve evleri boşaltılıyor. Hatta birkaç tane ev de yıkıldı. Şimdi bir toplum, bir devlet, bir yapı, bir kurum bir bölgede bir şey yapacağı zaman önce o bölgenin sahibine sormalı. Hani biz Halkların Demokrasi Partisi'nin hep şunu diyorum. Bu bölgenin sakinleri değil bu insanlar. Bu bölgenin sahipleri. Bu bölgenin sahibine de bir şey yapacağınız önce sahibine sormak lazım. Hani bugün biraz önce biz Derisan'a girerken sahibi olmadığı halde yönetici olmalarına rağmen çekimimize izin verilmedi. Siz bir bölgeye çekim izin vermiyorsunuz ama bir bölgeyi yıkmaya hiç kimse sormadan yapılamaz. Doğru bulmuyoruz. Biz İsna çok dev projelerin yapılmasına tabii ki doğru buluyoruz. Ama insanların hak ve hukukun da gözetilmeli. Bugün bu bölgede insanların emeği, maneviyeti de çok önemli. Benim abilerim, amcalarım yıllardır burada komşuluk yapmışlar. Çankırılısı, Muşlusu, Bingöllüsü beraber yaşam sürdürmüşler. Bu insanlar dağıtılacak. Bu insanlar heresi bir siteye, bir farklı yere gidecek. Ve emeğin bedelini almadan gidecek. Çok kısa böleceğim. Burada bir abimiz de var. Hemen ona da soralım. Belediyelerden söz ediyoruz. Belediye başkanlarıyla. Şunu soracağım. Siz nasıl bir belediyecilik bekliyorsunuz? Hizmet bekliyoruz herkese mesela. Eşit olarak hizmet olsun. Kim olursa olsun. Yavuz hizmet eşit olsun. Burada kentsel dönüşüm de söz konusu. Siz de bunlardan birisiniz zannediyorum. Mahallede oturuyoruz işte. 20 seneden beri herkesten komşuyuz buraya. Bak şu adamdan komşuyuz mesela. Herkesten komşuyuz. Bizi buradan dağıtıyorlar karşılığı vermeden. Yapmasına bize buraya bir yere mesela yine biz komşu olarak birbirimizden ayrılmayalım. Hakkımız neyse versinler. Biz onu isteriz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Tamam devlete yararsa alsın. Değil mi? Biz devlete de şey değiliz ama sen bize hadi al git öyle olur mu? Bu vatandaş da söyle haklı. Biz 20 seneden beri buradayız biz. Bak abi biz gideceğiz buradan. Nereye gideceğimiz belli değil. Teyzeme iki daire verseniz teyzem mevcut o komşularını bulamaz. O manevi değeri bulamaz. Ama madem manevi değerini teyzemin amcamın alıyorsanız maddi değerini de verin. Aynen öyle. Bu insanları mağdur etmek doğru bir şey değil. Devlet vatandaşını mağdur etmek için var olan değildir. Bütün dünya ve Avrupa ülkelerinde halk devlet için yok. Devlet halk için var. Ama maalesef bizim ülkemizde halk devlet için var. Peki siz nasıl bir, siz başkan olduğunuzda örneğin siz nasıl bir belediyecilik yapacaksınız burada? Yani kentsel dönüşümü nasıl sağlayacaksınız ya da? Biz kentsel dönüşüme, modern yapılara, güzel sağlıklı yapılara karşı değiliz. Ama biz kentsel yapılaşma yapıldığı zaman bu sahibi, bu insanların, bu halkın değerlerini gözeteceksin ve bu insanların emeğin karşılığını vereceksin. Ondan sonra malını elde alacağız. Siz insanların malını değerini vermeden alamazsınız. Tuzla Belediyesi'ne gittik. Tuzla Belediyesi'nden nasıl gittik? Oradan bizi 43 kişi çıkarttılar. Sizi işten çıkardılar yani. İşte çıkarttılar. Biz tanzimat istedik. Tanzimatımızı vermedi. Biz mahkemeye verdik. Mahkeme kanalıyla kazandık. Paramızı aldık. Şimdi onlar parayı verdikten sonra Yargıtay'a verdiler. Bozmuşlar. Şimdi o parayı faiziyle beraber bizden geri alıyorlar. Peki Allah bunu kabul ediyor mu? Hasan Bey, o zaman ben size sorayım bunu. Yani biz belediyelerde hem taşeronu hem belediye işçilerinin sorunlarını çokça fazla görüyoruz. Sizin belediyecilik anlayışınızda belediyeyi aldığınızda nasıl bir belediyecilik olacak? Çünkü şöyle bir durum, yani taşerona karşı olduğunu söyleyen pek çok siyasi parti de maalesef taşeronla çalışmaya devam ediyor. Şimdi tabii Gözde Hanım, önemli olan şu, insanlar siyasi uğruna işe alınır.
ve siyaset bitince de işte atılır. Biz hiç kimseyi siyasi uğruna işe almayacağız ve işe aldıklarımızla arkasında olacağız. Şimdi tabii ki şu sistem bana göre bir mantığı yok. Ben çalıştıramıyorum, alın siz çalıştırın. Ben bu işi yapamıyorum, buyurun siz yaptırın. O zaman beceriksizsin demektir. Yani bunun başka tek açıklaması varsa buyurun. Ben yapamıyorum belediye başkanı olarak, buyur Rıza amca diyorum, sen yap, sen kazan. Rıza amca dönüp şunu sormuyor bana. Ya arkadaş, sen belediye başkanı olmuşsun. Sen madem bu kadar işçi çalıştıramayacaksan niye belediye başkanı oldun? Biz aldığımızı çalıştırmak için alacağız. Siyasi uğruna hiç kimseyi işe almayacağız. Ve işte de çıkarmayacağız. Bu arada seçim otobüsünün önündeyiz. Az önce Oğuz Bey ile karşılaştık. Bize niçin sesi çıkmıyor, neden müzik çalınmıyor dedi. Hemen Tuzla Belediye Başkanı adayı da açıklayacak bunu. Şimdi Gözde Hanım, tabii Oğuz abim güzel soruyor, haklı da. Şimdi Oğuz abim bu bölgedeki vatandaşlar alışmış. Dev otobüsler, dev arabalar, dev harcamalara. Tabii biz halkın partisiyiz, halkların partisiyiz. Biz olanı mevcut vatandaşlarımızla topladığımız parayla seçim propagandası yapıyoruz. Hani bir de merak ediyorum, vatandaş şunu sormuyor. Ya arkadaşlar, siz bu kadar para harcıyorsunuz, 1 milyon dolarlar harcıyorsunuz. Siz bu parayı nasıl kazanacaksınız? Ben hesapladım, bir belediye başkanı hiç yemeden, içmeden, mevcut maaşını harcamadan toplasa 400 milyona para ediyor. Bu 400 milyona parayı yemeden, içmeden harcayacağız. Onun için vatandaş bizim böyle çok aracımız olmayınca da ilk etapta fark edemiyor. Sonra izah edince de takdir ediliyor tabii. Biz çok harcamayacağız çünkü mevcutu harcayacağız. Oğuz abime de olanı harcayacağız. Olmadığı için bir şey harcamıyor. Yani şimdi onun için dev afişlerimiz, dev böyle afişlerimiz yok. Çünkü biz halkta topladığımız parayla şey yapıyoruz, yani tanıtım yapıyoruz. Evet. Aleykümselam amcacığım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ellerinizi öpüyorum. Evet, biz de halkla biraz röportaj yapalım. Ondan sonra da Hasan Bey'e soralım yine. Bakalım projelerinde halkın talepleri arasındaki projelerde neler olacak? Evet, pazardayız, halkla beraberiz. Bir taraftan soralım bakalım, neler, nasıl bir belediyecilik anlayışı bekliyor hem esnaf, hem halk, hem de pazardaki vatandaşlar. Sadece şunu soracağım, nasıl bir belediyecilik istiyorsunuz? Yani sizin aklınız belediye ne? Belediyecilik istiyoruz. Belediye ne yapmalı peki size? Mesela burada pazardasınız, satış yapıyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz? Ben konuşamam belediyeyi. Hiç bana bir şey. Fesi abi tabii bizim Fesi abi, bizim birçok insanımız televizyona karşı, biz de dahil. Tabii bir de sizin Hayat TV olmasından dolayı heyecanlanıyoruz. Ya bir de dil olarak da çok da Türkçeyi iyi kullanamıyoruz yani. Eğer Fesi amcama dönüp Kürtçe desen ki api Fesi işiyette çikolata çanetü çitki api Fesi'ci etara beje. Şimdi sen Fesi amcama Kürtçe ana dilinde, bugün de ana dil günü, dünyada bir tek bile dilin konuştuğu insanın ana dili kutsaldır. Ana dil insanın hakkıdır. Anasının sütü gibi hakkıdır. Bütün dünyada var olup da yok edilen bütün ana dillerin var olmasını dileğiyle ana dil başladım. Kürtçe onun için Fesi amcaya söyledim. Şimdi biz Kürtçeyi çok rahat kullanıyoruz. Bu arada sizin ana dille ilgili de projeleriniz var galiba Tuzla için. Tabii bizim ana dille ilgili birçok iki bölgede ana dil kursu vereceğiz. Bütün ana diller için, sadece Kürtçe için değil. Çerkezce, Lazca, Homoftice, Lazcası Homoftice'dir. Var olan, bizim bölgemizde var olan ve kendi ana dilini öğrenmek isteyen her vatandaşa destek olacağız. Evet. Çünkü ana dil kutsaldır bizim için. Ana dil haktır diyelim biz de. Devam edelim yine. Sağ olasın. Abi pazardayken ben şunu söyleyeyim Gözde Hanım. Bizim bölgemizde bir iki tane, birazsa Orhanlı'da bir tane sabit pazar yeri yapacağız. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken ıslanmadan, çamur, yağmur demeden güzel alışveriş yapabilmesi için sabit pazar yerleri yapacağız. Yani şimdi tam onu soracaktım. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç var sizce? Çünkü bizim vatandaşımız pazarda alışveriş yapmayı, bir de dev alışveriş merkezlerde korkuyor. Yani insanlar böyle çok lüks ve dev alışveriş merkezlerinde korkuyor alışveriş yapmakta, pahalı. Tabii bir de mevcut alım gücüyle ilgili belki. Alım gücünden bir yana birçok mevcut esnaf burada ekmek yiyor. Mevcut binalar, dev gökdelenler yaparken bu
kutsal olan halkın o özelliklerini de göz ardı etmemek lazım. Buradan şunu da soralım. Yani daha doğrusu şu bölüme de geçelim. Çünkü Halkların Demokratik Partisi'ni de ben sormak istiyorum size. Siz niçin Halkların Demokratik Partisi'nden aday oldunuz? Ya da Halkların Demokratik Partisi hem belediyecilik hem de elbette genel olarak neler verebilir halka? Şimdi Halkın Demokratik Partisi ezilen, yok sayılan, emekçi, işçi, yaşlı, ötekileştiren, işte bizde olmayan denilen bir parti. Bana göre bizim Halkın Demokrasi Partisi'nin olması gereken, benim gibi çok insan olması gereken parti. Çünkü ezilen, yok sayılan partisi. Dindarın, solcunun, sağcının bir partisi. İkincisi şeffaf bir parti. Şu hep soruluyor. Yani biz ne yapsak halka soracağız. Bundan daha kutsalı var mı? Bu zor olmayacak mı peki bir açıdan da? Şu niye zor olsun ki? Biz bu insanların, vatandaşların parasıyla yatırım yapıyoruz. Yani bu çok doğal değil mi? Vatandaşa soruyorum, sen paranın nasıl bir yatırım yapmak istiyorsun? Bundan doğalı da yok yani. Yani vatandaşın parasını ben vatandaşa ayrı bir yatırım yapabilir miyim? Vatandaşa soracağım, sen bu parayı veriyorsun, bu vergini ödüyorsun, nasıl bir yatırım yapmamı istiyorsun? Ben ne yapayım? Yani bir şu sloganımızda çok samimi bir şey, kendimizi biz yöneteceğiz. Kendimizi ve kentimizi biz özgürleştireceğiz. Siz nasıl bir belediyecilik istiyorsunuz? Ben evimi yıkmamak için bir belediyelik istiyorum. 20 sene 40 sene önce ben bu evlerime yemek vermişim. Evimi yapmışım çamurda, yağmurda, toprakta, su taşımışım, dışarıda banyo yapmışım, ekmek yapmışım. Ama şimdi de başıma kalkmış, 5 kat evim var. Bir daire, bir arsa parasını veriyor. Peki bu insanlara yakışabilir mi yani, bir belediyelik, bir şey? Siz bunları yapabilecek misiniz peki? Teyzem, ellerini öpüyorum teyzeciğim. Ben ona şimdi güvenirim. Sağ ol, ellerinizi öpüyorum, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben ona güvenirim. Hasan Özdemir yapabilir. Çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi teyzem biraz önce deyince, bu yoksul insanların bakımını, ihtiyacını devlet karşılamak zorunda. Ama biz belediyecilikte biz insanlara erzak ihtiyacını karşılayacağız. Ama insanları rencide etmeden karşılayacağız. İnsanlara gelip evlerin önüne bırakarak, kömürlerini evlerin önüne bırakarak değil. Biz insanların kömür, erzak ihtiyacını karşılayacağız. Biz erzak bankları oluşturacağız. Erzak bankaları oluşturacağız. Benim evdeki ablam erzağa ne ihtiyacı varsa gidip onu alacak. Benim ne istediğimi yemeyecek. Ama bugünkü belediye anlayışı, ben ne verirsem onu ye. Ellerimde öpüyorum. Yani. Ben size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teyzem hem o evi yaparken hem emek verdi, hem de İbrahim amcamın karnını çekti. Evet, ya çektim. Kolay değil. Tabii yani. Tabii çekeceğim mecbur. 7 tane çocuk, bir tane kaynana, 2 tane gelin. Karnını çekmek zorundasın. Siz kadın olarak neler yaşıyorsunuz peki? Hem toplum açısından hem de normal sosyal hayatınız açısından. Valla sosyal hayatında işte zorluk görüyoruz. Kadın olarak zaten sen kadın halinde anlıyorsun. Ezilen kadın, değil mi? Her şeyi yapan kadın. Vallahi her tarafta da zorluk çekiyoruz ablası. Cefasını çeken de yine kadın. Kadın he. Oldu. Hayırlı teşekkür işler. Ederim size, hayırlı işler. Oldu. Peki kadınlardan bahsetmişken aslında yine devam edeceğiz ama ben biraz kadınları da soracağım size. Yani eş başkanlık sistemi Halkların Demokratik Partisi'nde bütün belediyelerde var aslında. Sadece belediyelerde değil, genel başkanlık düzeyinde de söz konusu. Fakat şöyle bir durum, yani sadece eş başkanlık ya da sadece isim olarak söylendiği kısmı da çok fazla söyleniyor. Yani kadınları yalnızca isim olarak kullanıyorlar deniyor. Siz hem bu eleştirilere neler söyleyeceksiniz, hem de belediye olarak kadınlar için ne gibi alanlar açacaksınız? Şimdi Gözde Hanım, biz toplum olarak kadın özgürleşmediği sürece, kadın her alanda olmadığı sürece biz özgürleşemeyiz. Çünkü kadın çok kutsaldır. Bütün inançlarda kadın kutsaldır. Hatta hadis-i şerif, cennet annelerin ayağının altındadır. Ana o kadar kutsaldır. Bizim kadının eş başkan olarak sadece ismi değil, kadın belediyede her alanda olacak. Her alanda olacak ki kadın belediyeye geldiği zaman kendi kadınında sıkıntı ve dileklerini söyleyebilsin, derdini söyleyebilsin. Bizim belediye başkanının ne kadar yetkisi olacaksa eş başkanımızın da o kadar yetkisi olacak. Maalesef Türkiye'de bizim anayasamızda, kanunumuzda eş başkan şeyi yok.
kanunu yok. Ama bizim başkan vekil ve başkan yardımcısı olarak görevlendireceğimiz kadın bütün yetkilere sahip olacak. Kadın bizim belediyenin her alanda olacak. Peki Tuzla halkına kadınlar açısından nasıl bir olanak sağlayacaksınız? Bizim bölgemizdeki bütün mahallelerimizde kadın meclisleri oluşturacağız. Kadın meclislerimizde kadın meclis bütçeleri olacak. Bağımsız kendilerini karar verebilecek yetkileri olacak. Kadın her alanda özgürleşecek. Özgürleştikçe zaten biz bu düzeni düzeltmiş olacağız. Kadın özgürleşebilmesi için kadın meclisleri oluşacak ve kadın meclisleri bizim belediye meclis bütçesi olduğu gibi kadın bütçeleri. Ayrı bir bütçeden söz ediyoruz. Evet, ayrı bir bütçe ve o bütçenin de yetkisi kadınlarda olacak. Kadın yönetecek burayı. Parayı da kadın yönetecek evet. Yani. Yani şimdi evi kadın yönetiyor. Bütçeyi de kadın yönetsin kendi bütçesini. Peki tüm bunlar ekonomik olarak nasıl karşılanacak? Yani söylediklerin sağlık, eğitim, kadınların yaşamları, büyük pazarların kurulması, pek çok projeniz var anladığım kadarıyla. Peki bunlar ekonomik olarak nasıl sağlanacak? Şimdi hani yolsuzluk olmadığı sürece yapılmayacak hiçbir şey yok. Hani biraz önce başladınız ya taşeronluk. Ben taşerona müteahhitte kazanacağı paralar zaten bunlar yapılabilir. Orta mahalledeyiz. Biraz buradan yani baktığımız zaman karşıda havaalanını görüyoruz. Bu tarafta bir atık arıtma tesisi var zannediyorum. Yine organize sanayi bölgesi burada. Burada bir imar düşüklüğü problemi vardı. Şimdi bizim tabii ben orta mahallede oturuyorum. Benim için Orhanlı çok önemli. Ben Orhanlı'da ilk siyasete girdiğim, ilk iş adamı olduğum bölge benim için de çok değerli bir bölge. Şimdi bizim bu karşı görünen havaalanı. Biraz önceki o gezdiğimiz mahalle de yok edilmek isteyen ya da zaten yok edildi de yani istismar edilen bir mahalle. Buradaki imar problemi şu Gözde Hanım. Şimdi devlet kendisi için ne yapıyorsa vatandaşı için de onu tanımalı. Şimdi bu orta mahallede imarlar düşürüldü. Niye düşürüldü belli değil. Şimdi düşürülen bir bölgede yapılaşmanın %60'ı yapılamamış olur dersiniz ki evet ya yapılaşma çok var. Boş alanımız da mahallede çok var. Biz yeni bir imar yaparız. Siz bu bölgede bizim Aydınlı'da, Şifa'da, Toki 15 kat bina yapıyor. Vatandaş 5 kat bina yapıyor. Yani güzel devletsin Hüseyin üstün olsun ama bari vatandaşa da 10 kat ver. Kendin de 5 kat fazla yap. Şimdi siz imarı düşürdünüz. İmarı niye düşürdüğü de vatandaş bilmiyor. Biz bu yüzden diyoruz ki kendimizi, kentimizi biz yöneteceğiz. Şehir senin. Siz ne isterseniz biz onu yapacağız. Bu yüzden diyoruz. Çünkü o kadar toplum bıktı ki CHP ve AK Parti'nin arasında kaldı. Şimdi biz AK Parti'ye verirsek CHP gelecek. CHP verirsek AK Parti düşecek gibi bir toplum iki pres altında sıkıştırılmış. Biz diyoruz ki ne CHP ne AK Parti. Biz gelirken şehir senin diyeceğiz ve biz imar soracağız vatandaşa. Yeşil alan ne kadar istiyorsun? İhtiyacına karşı. Şu anda esnafla birlikteyiz yine. Başkanın da projelerini konuşacağız. Esnafla da biraz dolaşacağız. Bakalım esnaf neler söyleyecek başkana dair. Merhaba İbrahim amca. Kudüs'te razı be. Sağ ol. Hayırlı olsun. Başarılar. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Nasılsın? Buyur. İyisin. Çok buyur. Teşekkür ederim İbrahim. Sağ ol. Merhaba, ben size de soralım. Siz nasıl bir belediyecilik bekliyorsunuz? Tuzla için özellikle. Hasan Başkan gibi bir başkan bekliyoruz da. Yakışacak bir genç olsun, dinamik olsun, çalışma hizmeti olsun. Böyle bir başkan istiyoruz. Projelerde neler olmalı peki? Şehir bizim zaten slogan var yani. HDP'nin bir slogan var. Şehir sizin, biz kendimiz karar vereceğiz mahalle yönetim olarak. Öyle bir açıklama yapacağız. Bunun örneğin sağlık ocağı eksik. En basiti. Eczane yok. İlk başta istediğimiz bunlar mahallede. Sağlık ocağı ve eczane deniliyor. Tabii biraz önce aşağıda da söyledim. Bizim bölgemizde birkaç alanda sağlık merkezleri yapacağız. Vatandaş yoksul, kimsesiz insanları ücretsiz sağlık sağlayacağız. İnsanların sağlığı çok önemli. İnsanlar sağlıklı, her alanda sağlıklı olacak ki düşünebilsin. Sağlıklı olsun ki yürüyebilsin. Biz minikleri de gördük bu arada. Adın ne senin? Zafer. Zafer, senin parka gittiğin yerler var mı burada? Evet. Peki daha büyük parklar mı olmalı, daha küçük parklar mı olmalı? Nasıl bir park istersin mesela? Orta. Orta boyda. Parkın içinde ne olsun? Kayak. Başka? Oyuncak. Taktibe. Çocuklar oyun alanlarından bahsediyor. Evet. Şimdi bizim buradaki bölgede çocukların eğlenebileceği, rahat oynayabileceği yerler çok azdır. Niye? Çünkü her taraf bina yapıldı. Yani bugün bizim orta mahallede bir tane parkımız var, o da söylenti. Bu
parkı da kaldırıp okul yapılacağı söyle. O kadar boş alan var ki, o kadar okul yapılacak alan var ki, park sökülüp okul yapılabilir mi? Şimdi insanlar ailece, çoluk çocuğuyla geniş yeşil alanlara ihtiyaç var. Biz mevcut haliyle, şimdi biz burada orta mahallede yapılaşmış yapıların içinde yapabileceğimiz en geniş alan yeşil alana ayıracağız. Park alanı. Şunu da soralım, yani burada tabii aslında biz dolaşırken de çok fazla gördük. Biz yalnızca insanlardan ibaret değil elbette. Küçük canlı dostlarımız var. Kedileri gördük, köpekleri gördük ve Tuzla'da yeşil alanlar da çok fazla. Otlaklar da var yani haliyle. Koyunlar, keçiler. Buna dair projeleriniz var mı? Biz şöyle diyeyim Gözde Hanım, biz hayvan barınakları yapacağız. Vatandaşın hayvan barınaklarını yapacağız. Vatandaş kendi gelip o hayvan barınağında kendi hayvanına bakacak. Bugün örnek diyorum, o koyunu olan vatandaşa biz o bölgede bir geniş bir çiftlik alanı düşünün. O çiftlik alanda vatandaş Gözde Hanım gelecek, diyecek ki ben o koyunum var. Biz bir yer ayıracağız buna. Diyeceğiz ki bu yer senin. Gelip kendi koyununa bakabilirsin. Ve bizim diğer küçük baş hayvanlarımız da köpek, kedimizi barınaklar evcilleştirmek için. Esnafa da kolay gelsin. Hemen esnafa da soralım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Size de soralım. Siz nasıl bir belediye istiyorsunuz? Vallahi ben Pendikli olduğum için Tuzla ile ilgili bir yorum yapmayayım. Pendik'e bağlı yerde oturuyorum, Esenyalı'da. Tabii ki iyi bir belediye. Bir de şöyle söyleyeyim, AK Parti gitsin de kim gelirse gelsin diye düşünüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Hani şu var, bu diktatörlük var. Ben ne yapsam beğeneceksin. Ben ne yapsam kabul edeceksin. Yani şimdi bu zihniyet doğru mu ya? Ben abimin parasını alacağım. Abim bugün para tıraş oluyor. Çok basit bir örnek. Şu arkadaşa tıraş oluyor abim. Şu arkadaş usta diyebilir mi usta? Ben nasıl istersem seni öyle tıraş ederim. Arkadaş ben sakal tıraşı olmak istiyorum. Hayır canım, ben senin saç tıraşını yapacağım. Şimdi bugünkü belediyecilik ve bugünkü hükümet anlayışı bu. Ben ne verirsem onu kabul edin. İyi de benim abim sakal tıraşı olmak istiyor. Biz bu yüzden diyoruz, şehir senin, kent senin. Sen ne istersen biz onu yapacağız. Biz vatandaşa rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Şu anda Şelale Park'ın oradayız. Tuzla'da bir park yapıldı. Buradan da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Nedir bu parkın yapımı acaba? Şimdi tabii bizim mevcut belediye başkanı Tuzla'ya yaptığı şeyler oldu. Yol bazında olsun, mesela marina. Büyük bir yatırım Tuzlalılar için. İş bazında da baktığın zaman tabii yapılanları görmemek de doğru değil. Ama maalesef bu parkla ilgili bir türlü Şelale Park'ın niye yapıldığını burada bu kadar insanlar göz kör bakarak, çok özür dilerim ama kör gözüyle bakarak nasıl yapıldığını anlamış değil. Buraya yıllarca dolgu yapıldı. Parkı doldurmak için. Ve yani birilerine, sivil toplum örgütlerine, hani diyorum ya, halka sorulmuş olsaydı bunun altına alışveriş merkezi yapabilirdin, sanayi, küçük sanayi dükkanları yapılabilirdin, lojistik alanı yapılabilirdin. Ama dolguyla, dolgu galiba daha çok çıkar, daha çok para getirdiği için mi yapıldı? Sormak lazım. Yani Şadi Bey'e soruyorum. Yani siz bu kadar, hatta bir ara beton duvarları geçerken ben hep şunu diyordum. Berlin duvarı gibi ya da Filistin-İsrail arasındaki örülen duvar gibi. Evet, Tuzla'da son durağımız Tuzla Tersaneler Bölgesi. Malum burada burası iş cinayetleriyle maalesef ünlü bir yer. Biz de belediye başkan adayına soracağız. Bakalım hem iş cinayetlerine dair hem tersaneler bölgesine dair neler söyleyecek? Buralara dair neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi Gözde Hanım, tabii yukarıdan da deri sanayide birçok şeye değindik bununla ilgili. Tabii burada işçi cinayeti falan doğru değil, işçi katliamı yaşanıyor. İnsanlar birileri çok para kazanacak diye taşeron sistemi her kesimin karşı olduğu ama bir türlü söylemlerini eyleme geçirmeyen. Şimdi bir insanın söylemi eyleme geçmediği sürece hiçbir anlamı yok. Biz kontrol esnasında bizim belediye burayı kazandığımız an işçi kazalarına demeyeyim, işçi katliamların en az seviye, hiç olmayacak seviyeye indireceğiz. Kontrol sağlayacağız sürekli, çünkü biz emekçilerin, ezilenlerin, otelleşlerin partisiyiz. Gözeteceğiz, gözetmek zorundayız. Çünkü buradaki çalışan insanlar bize oy veren ve bizi destekleyen insanlar. Biz onların hakkını, hukukunu gözetmediğimiz sürece de zaten boşta kalır insanlar.
Ve biz buradaki denetimlerde olsun, buradaki belediye yetkisi neyse bütün yetkileri kullanacağız. Tabi biz tersaneler falan kaldırıp yok etmeyeceğiz. Tersaneler de bize lazım. Ama tersaneler lazım derken insanları kat etmek için değil, insanlara ekmek için var. Ama maalesef bugün Tuzla tersaneleri insanlara kat etmek için. Tersaneler yok etmek değil. Biz bunu insanların ekmeğini evine ekmek götürebilecek bir kapı oluşması için bütün yetkimizi, bütün imkanımızı kullanacağız. Ve biz bir dahaki Hayat TV ile yapacağımız röportajda bunu hatırlatacağım. Diyeceğim ki Gözde Hanım, biz burada bunu söylemiştik. Artık yıllardır, aylardır işçi katliamı olmuyor diyeceğiz. Biz de umudumuz bu yönde diyelim o zaman. Çünkü umut etmek... faaliyete geçirmek önemli. Umut ediyoruz. Umudumuzu da biz faaliyete geçireceğiz. Ben son olarak sizden cümlelerinizi de alalım. Şimdi biz yaşanabilecek Tuzla. Tuzla bizim çok güzel bir ilçemizdir. Sahiliyle. Ama maalesef şuraya baktığınız zaman E5'in altı farklı bir hayat, farklı bir yaşam, farklı bir şehir var. Yapılaşması E5'in üstü. Gariban, zengin ayrımı olmadan insanların yaşayabileceği bir Tuzla yapacağız. İnsan halka sorup bir Tuzla yapacağız. Bizim bugün bu illerde şurada döndüğünde Oktay kardeşim arıtma tesisi var İSKİ'nin. O arıtma tesisinin kokusunda insanlar oturamıyor güzel sitelerin içinde. Biz insanların yaşayabileceği, oturabileceği ve insanlar özenecek Tuzla'ya. Çünkü bizim Tuzla'nın o kadar güzel yaşayabilecek sebepler var ki. Hem yazlık hem kışlık Tuzla. Ve biz bunu faaliyete geçireceğiz. Tuzla'daki insanlar alışveriş yapmak için Pendik'e gidiyor. Biz Tuzla'da ticaret alanları açacağız. İnsanlar alışverişlerini Tuzla'ya yapacaklar. Tuzla'yı hem gezecek ailece hem de alacaklarını alıp evine çıkacaklar. Güzel bir Tuzla. Herkesin Tuzla'sı. Tuzla'nın sahipleri Tuzla'yı yönetecek diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu ilgi alakanızda gerçekten... Ha şöyle diyeyim. Bizim zaten sizin gibi Hayat TV, işte sizin gibi Kaç TV'den sonra bizi zaten alıp televizyon programı yapacaklarını da düşünmüyorum. Çünkü bizim söyleyeceklerimiz işlerine gelmez. Biz sömüren, yok edilen bir topluma karşı olduk hep. Onlar sömüren olduğu için de bizi almayacak. Çok da şey değil, Hayat TV'miz var nasılsa. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize, sizin, Oktay kardeşimin. Çünkü emek bizde kutsaldır. Çok emek verdiniz. Biz sizin bu emeğinizi seçimden sonra halka yansıtacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim hem Tuzla'yı dolaştığınız hem de projelerinizi anlattığınız için elbette. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çalışan bütün arkadaşları. Zaten Hayat TV'nin çalışan emekçilerin TV'si. Çalışan emekçi kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Biz emekçi, emeğine saygı duyan bir zihniyet için bizi desteklemelerini istiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Tuzla'daydık. Halkların Demokratik Partisi Belediye Başkanı adayıyla birlikteydik. Tuzla'yı gezdik, sorunlarını öğrendik. Ben Gözde Tüzel, kameraman arkadaşım Oktay Güney ile birlikte. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.